elhamdülillah. Yalnız dikkat ediniz, bu okuyacağım hadis-i şerif ta insanı, Müslümanı ciğerinden vuracakmış gibi oluyor. Ciğerinden vuracakmış gibi oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam acı acı buyuruyorlar ki, haber veriyorlar ki, selasetün la tertefi'u salatuhum fevka ra'sihim şibra. Ümmetimin içinde üç sınıf var ki, üç kimse var ki, üç kimse, selasetün, üç kimse var ki, bunların kıldıkları namaz, başlarının üstünde bir karıştan daha yukarıya çıkmaz, onların namazı Allah'a kavuşmaz. La tertefi'u salatuhum, namazları irtifa etmez, gitmez. Başlarının üstünde bir karış o kadar. Kim bu üç sınıf? Efendimiz buyuruyor ki, racülün öyle bir adam ki, emme kavmen hüm lehu atifun, karihun. Öyle bir imam ki, öyle bir mihraba geçen bir hoca ki, o hoca, o imam namaz kıldırdığı cemaat tarafından sevilmiyor. Cemaatin sevmediği, cemaatin halinden, yolundan, kıldırdığı namazdan emin olmadığı, memnun olmadığı, edebinden, hayasından, ailesinden, harekatından memnun olmadığı imamın kıldığı ve kıldırdığı namaz başının üstünde bir karıştan daha yukarıya yükselemez, Allah'a gidemez buyuruyor Resulullah. Onun için dikkat ediniz ki ne büyük bir meseleyi haber veriyor. Ehli İslam'ın nasıl bir ıslahata girişmesi lazım geldiğini haber veriyor. Camilerde nasıl bir harekatın başlaması gerektiğini haber veriyor. İmamların, müezzinlerin nasıl olması gerektiğini haber veriyor. Mihraba geçecek bir imamın, mihrapta namaz kıldıracak bir imamın nasıl bir insan olması icap ettiğini haber veriyor. Ve neden namazlarımızın makbul olmayışı, neden dualarımızın kabul olmayışı, neden camilere cemaatlerinin gelmeyişi hep bu noktalarda düğümleniyor, bu noktalarda saklı kalıyor. Evet, ikincisini haber veriyor Resulullah. İkincisini haber veriyor. İmra'tün batet ve zemcuha aleyha sahitun. İkincisi de namaz kılan bir kadın. Beş vakit namazını eda ediyor, nafilelerle beraber namaza devam ediyor, titiz davrandığı halde öyle bir kadın ki batet ve zevcuha aleyha sahitun, kocasını darıtmış, Müslüman kocasını, ahlaklı, faziletli, edepli, iffetli, namus sahibi kocasını darıtmış, gece kocası dargın olarak yatağa yatmış. Kocası dargın olarak yatağa yatmış, sabaha kadar dargın olarak kocası hanımından ayrı yatmış olması halinde o Müslüman kadın sabahlara kadar namaz kılsa, onun kıldığı namaz başının üstünde bir karıştan daha yukarıya vallahi yükselemez buyuruyor. Ey Müslüman kadınlar, salih olan kocalarınıza, Müslüman olan kocalarınıza mutlak itaat edeceksiniz ve isyan etmeyeceksiniz. Ama tabii salih olmayan, Müslüman olmayan kocalara itaat edilmeyeceğini zaten herkes bilmektedir. Öyle kadınlar duyup işitiyoruz ki, geçenlerde bir Müslüman kardeşim haber verdi. Hocam dedi, benim öyle bir hanımım var ki, öyle bir hanımım, nikahlım var ki,
sakal bıraktım diye 6 ay yatağıma vallahi girmedi dedi. Bu kadın cennete gidebilir mi? Bu kadın nasıl cennete gidecektir? Zalim kadın, ahlaksız kadın. Bunun kıldığı namaz, başının üzerinde bir karıştan yukarıya yükselemez ve çıkamaz buyuruyor Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Üçüncü zümre, üçüncü kimseyi de şöyle haber veriyor. Ve ehevani mütesariman sadaka Resulullah. İki Müslüman kardeş birbirine dargın oldukları müddetçe, birbirine küskün, eşya sebebiyle, mal sebebiyle, arazi davasıyla, odun, tahta, işte eşya tek kelimeyle, eşya sebebiyle, maddi menfaatler sebebiyle, birbirine dargın, birbirine kırgın, birbirine küskün olan iki Müslüman kardeşin kıldıkları namazda başlarının üstünde bir karıştan yukarıya asla yükselemez. İslam toplumu, Müslüman cemiyet böyle dargın, kırgın, küskün, parça, pörçük, bölük, belalı, dağınık olamaz. Ne İslam topluluğu bu? İslam topluluğu böyle olur mu? Yeryüzünde bütün komünistlerin birleştiği bir devrede, bütün Yahudilerin anlaştığı bir devrede, bütün Hristiyanların toplaştığı bir devrede, efendim, Birleşmiş Milletlerin bütün Hristiyan üyelerinin Türkiye'nin aleyhinde birleştiği halde, bütün dinsizlerin, imansızların bir araya geldiği bir zamanda, kafirlerin, komünistlerin sendikalar kurduğu, federasyonlar kurup kuvvetlendiği bir halde, bir zamanda Müslüman nasıl birbirinden ayrılır, nasıl dağılır, nasıl parçalanır? İmkan var mı buna? Ne Müslüman topluluğu bu? Onun için bu üç sınıfın namazı arşa yükselmez, Hazreti Allah'a yükselmez diyor Resulullah. Allah'a sığınmalıyız ve bu halden, bu keyfiyetten kurtulmalı, muhitimizi, mahallemizi, çevremizi, civarımızı, neslimizi ve neslimizi sımsıkı kontrol etmeliyiz. Böylece dersi daha fazla uzatmayayım, oldukça sıcak. Gelecek dersimize Allah nasip ederse Eshab-ı Kiram'ın hayatından bazı sahneler arz etmek suretiyle öyle bir ders ortaya koymak istiyorum ki ta yüreklerimizdeki, kalplerimiz ve gönüllerimizdeki bütün sinir sistemleri ayağa kalksın da bütün varlığımızda ya Resulallah senin peşindeyiz diyebilelim inşallah. Böyle bir gayret ile böyle elhamdülillah. Yalnız dikkat ediniz.